Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sosyal medya açıklaması ekranlarınızı getireceğiz ama öncesini anlatmamız lazım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı çok önemli bir açıklama vardı. Mealen şöyle diyor açıkçası bakarsanız, dünya beşten büyüktür diyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan söylediği de bu. Guterres diyor ki, Dünyada 1 milyar insandan fazla kişinin yaşadığı Afrika ülkesini temsil eden birleşmiş milletler daimi üyeleri yok. Böyle bir adalet olmaz. O 2. Dünya Savaşı öncesinde kurulan bir sistemdi. Şimdi artık bu sistem kendini yenilemeli ifadesi kullanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Guterres'in bu açıklamalarına bir cevap var. Sosyal medya hesabından paylaştı Başkan Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan açıklamalarını. Diyor ki, Sayın Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir. Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir. Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden, küresel barış ve güvenliği temin etme görevin yerine getirmekten uzak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur. Biz bu beklentilerin bir karşılığı olarak dünya beşten büyüktür demeyi, daha adil bir dünya mümkün anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye olarak adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ifadesini kullanıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında. Bir kez daha hatırlatalım ne olduğunu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bir açıklama yaptı sevgili seyirciler. Yaptığı açıklamada dedi ki Dünya 5'ten büyüktür açıkçası dedi. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesi var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa. Eğer bu 5 ülkeden birisi bir konuda itiraz ederse Birleşmiş Milletler tamamen kilitlenip her türlü sonuç artık tamamen iptal oluyor biliyorsunuz. Ve Guterres dedi ki, Afrika kıtası gibi 1 milyardan fazla insanın yaşadığı bir coğrafyanın temsilcisi olmadığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artık günümüz şartlarına uygun değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bir tabloydu o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temsilcileri. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temsilcilerindeki 5 üye hep oradalar. Dönüşümlü 10 üye daha katılıyor onlara ve o 10 ile beraber 15 üye oluyor. Guterres'in bu açıklamalar arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması böyleydi. Bir kez daha dillendirelim. Diyor ki Sayın Genel Sekreter Guterres'e ithafen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir. Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir. Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur. Biz bu beklentilerin bir karşılığı olarak dünya beşten büyüktür demeyi daha adil bir dünya mümkün anlayışıyla hareket etmeye sürdüreceğiz. Türkiye olarak adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında.